Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Yapımı kolay, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim, nako, lüks, minnoş. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşmakta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Ben öncesinde ilmeklerimi attım. Şişime 2-3 sıra lastik ördüm. Arka yüzden de bir sıra ters örgü örüp ön yüzden modeli örmeye hazır hale getirdim. Şimdi hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum modelin yapımına geçmeden önce. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Ön yüzden ilk sırayla modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim bana doğru bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz. 1 2 3 İpimi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz. 2 3 İpimi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 tane düz örüyorum. 3 Bir tane ters örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp ilk sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 tane ters. İpimi arkaya aldım. Bir tane düz. Yani arka sırada, ikinci sırada düzleri düz, tersleri ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. İkinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sırada ön sıradayım. Bir ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Şimdi bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Şimdi şu 3 düz ilmeğimin şuradan hemen ya, üçüncünün yanından şu ikinci boşluktan şöyle şişimi batırıyorum. Ve bir kez şöyle örüp ilmeğimi çıkarıyorum. Böyle biraz uzatıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 3. 3 tane düzümü ördüm. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın yine 3 düzümün üçüncüsünün hemen şöyle bir ikinci boşluktan şöyle şişimi batırıyorum. Biraz uzatıyorum ve 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın 1, 2, 3, 3 tane düzüm var. Üçüncünün hemen yanından şöyle bir ikinci boşluktan şişimi batırarak bir ilmek çıkarıyorum. Biraz uzatıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. 3. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine üçüncü ilmeğin yanından bir ikinci boşluktan şöyle batıyorum. İlmek çıkarıyorum, uzatıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. Bir ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp 3. sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi arka sırada 4. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. 3 tane ters örüyorum. 2 3 Şu uzattığımız çıkarıp örmeden aldığımız uzattığımız ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar bir düz örüyorum, 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Yine çıkardığımız ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Bir tane düz ördüm, 3 tane ters. 1 2
3 ters çıkardığımız ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 1 düz 3 ters 1 2 3 ters yine bir önceki sırada örmeden aldığımız uzattığımız ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıp 1 düz ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön sırada 5. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu ilmeğimiz vardı. Örmeden aldığımız, şuradan batarak çıkardığımız. Bunu şöyle bir yönünü çevirerek sağ şişimi alıyorum. Bir tane düz örüyorum ve bunu ördüğüm düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlmeğimizi çevirmemizin sebebi şu şekilde düz durması. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. İpimi arkaya aldım. Yine bakın bu uzattığımız ilmeği şöyle yönünü çevirerek sağ şişimi alıyorum. Yanındaki ilmeği düz örüp bu ilmeğimizi onun üzerinden atlatıyorum. 3 tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğin şöyle yönünü çeviriyorum. Yanındakini düz ördüm ve bunu onun üzerinden atlatıyorum. 3 tane ters örüyorum. 1 2 3. İpimi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimin yönünü şöyle bir düzeltiyorum. Bir tane düz ördüm. Bunu onun üzerinden atlatıyorum. 1 2 3 tane ters örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bu sırayı tamamladık. Arka yüzde şimdi 6. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu bizim son sıramız. Modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 6. sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bir kez kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci kez kurulumunu da birazını göstereyim tekrardan. Zaten takıldığınız bir yer olursa modelin videonun en başına alıp tekrar en altta yaptığımız işlemleri izleyerek tekrarını yapabilirsiniz. İkinci modeli de birazcık böyle beraber örelim. Sonrasında devam etmeye gerek olmayacaktır. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şu an ilk sırada yaptığımız işlemleri yapıyoruz. 3 tane düz örüyorum. 3. İpi bana doğru aldım. Bir ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. İpi arkaya aldım. 3 tane düz örüyorum. 3. İpi bana doğru aldım. Bir ters ördüm. İpi arkaya aldım. 3 düz örüyorum. Kamera arkasında ördüğüm büyük bir parçada da modeli örmüştüm. Onu da size göstereceğim arkadaşlar. Orada da daha iyi göreceksiniz modeli. Arka yüzde ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz 3 ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi. Düzleri düz. Tersleri ters örüyoruz. Modelin ikinci sırası arka yüzü. Üç ters. Bir düz. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Şimdi burada aynen şurada üçüncü sırada yaptığımız gibi şu düz ilmeklerin hemen şuradan bakın tekrar ilmek çıkararak şuradan hemen ilmek çıkararak uzatarak şunları oluşturarak devam edeceğimiz bir model. Daha fazlasına gerek yok, anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi eğer karıştırdığınız bir yer olursa videonun başına alarak da tekrar modeli izleyebilirsiniz. Bu da kamera arkasında sizlere göstermek için ördüğüm parça. Bakın arka yüzden modelimizin görüntüsü
Bu şekilde. Arka yüzden görüntüsü de çok güzel. Ön yüzden görüntüsü de çok güzel. Bakın böyle. Bu şekilde. Bu lastiğin yapımı da kanalımda var. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımda izleyebilirsiniz. Videosunu çekmiştim daha önceden. Bu modelden neler yapabiliriz? Yetişkin örgülerinde, yeleklerde kullanabiliriz. Çocuk örgülerinde kullanabiliriz. Yani dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz tamamen size kalmış bir model olduğunu düşünüyorum. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.